Raspberry Pi kurulumu ilk olarak SD kartımızı veya flash'ımızı da Raspberry'nin işletim sistemini kurmamız gerekiyor. Bunun için en kolay yöntem en kolay yöntemden biri şu. raspberrypi.org sitesine gitmemiz gerekiyor. Bu da eğer çevirmediyseniz software çevirdiyseniz de yazılım olarak kısmına giriyoruz. Şu ekranımız geliyor. Burada aşağı inince bize çeşitli seçenekler sunuyor. Raspberry Pi Imager, bir işletim sistemi manuel olarak ve kendi bilgisayarımıza bu işletim sistemi. Biz burada Raspberry Pi Imager kullanacağız. Onun için de biz buradaki uygulamayı indireceğiz. Burada bilgisayarınız için uygun olan versiyonu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bu programı kurmak için bir tane kurulum ekranı geliyor. O ekranı yaptıktan sonra da bu uygulamayı açıyorsunuz. Burada bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Evet diyor. Ardından da buradaki çıkan ekranda işletim sistemi ve altında işletim sistemi seçin yazıyor. İşletim sistemi seçim butonuna tıklıyoruz. Burada da seçenekler sunuyor. Biz burada Raspberry Pi OS 32 bit diyoruz. Bu benim kullandığım yöntemde sadece 32 bit destekliyor. Biliyorsunuz. Burada SD kart yazan kısmında SD kart seçin diyorsunuz. Ama burada da SD kartımızı veya flash belleğimizi takmıyoruz. Ben ikisini de bağladım. Burada SD kart daha hızlı. Ben o yüzden SD kartı kullanacağım. Siz USB belleğe de yapabilirsiniz. USB bağlantılı bir. Ardından yaz diyor. SD kart üzerindeki tüm veriler silinecek. Devam etmek istediğinizden emin misiniz? Evet et. Burada yazdırmaya hazırlanıyor. Sürücü açılıyor diyor. Biraz bekliyoruz ve yazılıyor. Kurulumumuz tamam, yani yazım işlemi bitti. Orada bir tane pencere çıktı. Oradan devam et dedik. Şimdi bu aşamayı eğer siz Raspberry'nizi SD kartı takıp çalıştırırsanız ardından HDMI kablosuyla cihazınıza bağladığınızda eğer cihazınız sinyal yok hatası veriyorsa onu yapın. İlk olarak dosya gezginini açıyoruz. Buradan boot ve sürücüsüne giriyoruz. Buradaki dosyalardan config.txt dosyasını buluyoruz. Buldum. Dosyaya giriyoruz. Burada çeşitli kod satırları gösteriyor. Yaklaşık hepsini yorum olarak atamış. Biz burada HDMI force hot komutunu bulacağız. Burada. Bu komutun başındaki gizli işaretini kaldırıyoruz. Yani siliyoruz. Kapatıyoruz. Siliyoruz. Sonra dosyamızı kaydediyoruz. Ve Raspberry'imizi yeniden başlatıp peşini çekip tekrar takıyoruz. Ardından sorunumuzun çözülmüş olması. Raspberry'yi çalıştırdığımızda bir tane kurulum ekranı gelecektir. O kurulum ekranında Raspberry'inizle alakalı bazı ayarları yapmanızı istedir. Onları yaptığınızda Raspberry'inizin ana masaüstü ekranı gelecek. Ve kurulum işleminiz tamamlanmış.